Hepinize yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle lipidler, diğer ismiyle yağları işleyeceğiz. Öncelikle karbonhidratlar videomu izlemediyseniz şuradan çıkan karttan onu izlemenizi tavsiye ederim. Eğer izlediyseniz haydi dersimize devam edelim. İlk olarak lipidlerin genel özellikleriyle başlamak istiyorum. Lipidlerin yapısında bulunan temel elementler karbon, hidrojen, oksijen ve azotla fosfordur. Lipidler yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve enerji verici olarak bulunmaktadırlar. Arkadaşlar, yağ çeşidi olan fosfolipidler hücre zarının yapısına katılır. Bunu yapıya katılma özelliği olarak örnek verebiliriz. Biraz sonra zaten fosfolipidlerden de bahsedeceğim. Lipid molekülleri yapısındaki karbon sayısı oksijen sayısından fazla olduğu için aynı miktarda bulunan karbonhidrat ve proteinden daha fazla enerji vermektedir. Hücrelerde enerji verici olarak karbonhidratlardan sonra kullanırlar. Bundan karbonhidratları anlatırken de bahsetmiştim, hatırlarsınız ki lipidler ikinci sırada enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Lipidler suda çözünmezler. Arkadaşlar, lipidler eter, benzen, kloroform gibi organik çözücülerde çözünmektedirler. Lipidleri 3 grupta inceleyeceğiz. Birincisi steroidlerden bahsedeceğiz. İkinci grubumuz nötral yağlar, yani diğer ismiyle trigliseritler. Üçüncü grubumuz ise fosfolipidler olacaktır. Daha önceki derslerinizde duymuşsunuzdur illaki eğitim hayatınız boyunca. Biz de bunları sizlere basit, anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk olarak nötral yağlar, trigliseritlerle başlayalım. Yağların yapı taşı olan gliserol 3 karbonlu bir alkoldür. Yağ asitleri ise burada gördüğümüz gibi 4 ila 24 karbonlu uzun zincirlerden oluşmaktadır. 1 mol gliserol şurada gördüğünüz gibi, oku takip ederseniz, artı 3 mol yağ asidi esterleşme tepkimesi ile bir araya gelir. Bu tepkimeye ne diyoruz? Dehidrasyon. Karbonhidratlarda sıkça bahsetmiştim dehidrasyon ve hidrolizden. Şu anda burada dehidrasyon gerçekleşiyor. Ve sonucunda da gliserol ve yağ asidi 3 ester bağı ile, yani aralarında ester bağı oluşuyor. Ester bağı ile birleşerek nötral yağı ya da trigliserit de diyebilirsiniz oluşturmaktadır. Tepkime sonucunda da 3 mol su açığa çıkıyor. 3 mol yağ asidi tepkimeye gidiyor. 3 mol su açığa çıkıyor ve aralarında bulunan ester bağı nötral yağları oluşturuyor. Dediğim gibi yağların yapı taşları yağ asitleri ve gliserollerdir. Bunların birleşmesiyle de nötral yağlar, trigliseritler oluşmaktadır. Nötral yağlar canlılarda sentezi en fazla olan yağlardandır. Yani canlılar sentezini yapmaktadır. Bitki ve hayvan hücrelerinde depolanmış olarak bulunabilen yağ çeşitlerinden biridir. Bitkiler ve hayvanların depolandığını da bilmemiz gerekiyor. Bu yağ çeşidi solunumla parçalandığında enerji verici olarak kullanılır. İlk dersimizde anlatmıştım ben bunu. Solunum canlıların ortak özelliklerindendi ve aldığımız besinleri solunumla parçalayarak enerji açığa çıkarıyorduk. Burada da yağlar solunumla parçalandığında bizim enerji ihtiyacımızı hücrelere iletiyor ve enerjiyi karşılıyoruz burada. Trigliseritlerin yapısına katılan yağ asitleri doymuş ve doymamış yağ asitleri olarak iki gruba ayrılır. Peki neye göre doymuş, neye göre doymamış yağ asit diyeceğiz? Hemen bir sonraki slaytta anlatacağım. İlk olarak doymuş yağ asitleriyle başlayalım arkadaşlar. Karbon atomları arasında tek bağ bulunan yağ asitlerine doymuş yağ asiti diyoruz. Doymuş yağ asitlerini anlayabilmek için tamamıyla karbon atomlarına odaklanmanız gerekiyor. Karbon 4 bağ yapmaktadır. Eğer 4 tane hidrojen atomuyla tekli bağ yapmış ise biz buna ne diyoruz? Doymuş yağ asidi diyoruz. Bu yağ asitleri genellikle oda sıcaklığında katı haldedir ve hayvansal kaynaklıdır. Doymuş yağ asitlerine örnek olarak da palmitik asit ve bütürik asiti örnek verebiliriz. Tereyağı, kuyruk yağı evlerinizde bulunan ürünler. Bunlar doymuş yağ asitleridir ve hayvansal olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ayrıca oda sıcaklığında katı halde olduğunu da zaten gözlemlemekteyiz. Burada doymuş yağ asitlerinden palmitik asitin moleküler yapısını görüyorsunuz ve karbon atomları arasındaki tekli bağları görüyorsunuz. Buradan doymuş yağ asidi olduğunu da anlayabilirsiniz. Örnek olarak da yine tereyağını söylemiştim. Burada da resmini görüyoruz. Katı halde ve hayvansal. İkinci olarak da doymamış yağ asitleri.
Anlayacağınız üzere doymamış yağ asitleri de bu sefer karbon atomları arasında çift bağ arayacağız. Biz bunlara çift bağ bulunuyorsa doymamış yağ asidi diyoruz. Doymamış yağ asitleri de genellikle oda sıcaklığında doymuşların aksine sıvı haldedirler. Ve sıvı halde olan bu yağ çeşitleri bitkisel kaynaklıdır. Doymamış yağ asitlerine örnek olarak da oleik asit, linoleik asit örnek verebiliriz. Evimizde bulunan zeytinyağı, ayçiçek yağı doymamış yağ örneklerindendir. Devam edelim. Linoleik asidi görüyoruz. Şurada arkadaşlar karbonlar arasında çift bağ olduğunu göreceksiniz. Bakın şurada karbon 4 bağ yapar demiştim. Karbonlar arasında çift bağ olduğu için birini hidrojenle, diğerini karbonla ve iki karbon arasında çift bağ yapmış. O zaman burada bir nedir? Doymamış yağ asidini görüyoruz. Doymamış yağ asitlerinde de yapı bu şekildedir. Zeytinyağını görüyoruz arkadaşlar. Zeytinyağı bitkisel kaynaklı bir doymamış yağ asidine örnektir ve sıvı haldedir. Yağlar hafif olup hidrojen oranı fazla olduğundan oksijenle solunumla yıkıldığında karbonhidratlara göre 2 kat fazla enerji verir ve bol miktarda da metabolik yağ oluşturur. Doymamış yağların hidrojenle doyurulması ile de margarin oluşmaktadır. Bu bilgiyi de verelim arkadaşlar. Doymamış yağları hidrojenle doyurursak margarin açığa çıkar. Burada göçmen kuşları görüyoruz. Burada da deveyi görüyoruz. Peki bunlar hakkında biraz bahsedelim. Şurada da söylemiştim. Vücutlarında bol miktarda yağ depolarlar. Göçmen kuşlar arkadaşlar deri altlarında, develerde, hörgüçlerinde, şuralarda ne yapıyorlar? Yağ depoluyorlar. Suya ihtiyaç duyulduğunda solunumla yıkılıp enerji ve su açığa çıkmaktadır. Temel mantığı budur arkadaşlar. Yağ depolamalarının sebebi budur. İkinci yağ çeşidimiz ise fosfolipitler. Fosfolipitler gliserole bağlı iki yağ asidi ve bir fosfat grubundan oluşan lipid çeşididir. Biz fosfolipitlerde adından da anlaşılacağı gibi fosfat grubu arayacağız. Fosfolipitler hücre zarının yapısına katılır. Biraz sonra resimlerde de göreceğiz. Hücre zarlarında fosfolipitler bulunmaktadır. Evet, hücremiz de geldi. Öncelikle hidrofilikle başlayalım. Burada da göstermişti okula zaten. Hidrofilik nedir? Fosfolipitlerin fosfat uçlarına hidrofilik diyoruz. Suyu seven anlamına gelmektedir. Buradaki filden aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Filler ne yapar? Suyu sever. Böyle bayağı su içerler kuvvetli bir şekilde. Hidrofilik de suyu seven anlamındadır. Bakın görüyorsunuz ki şu hücre iki tabakadan oluşuyor. Alt tabakası ve şurası da üst tabakası. Buralarda sudan oluşmaktadır hücrenin. Burada da hidrofilik kısım suyla temas eden kısım. Görüyorsunuz. Suyla teması sevmeyen şu kısımlar ise hidrofobik kısımlar diyoruz. Fobi zaten nedir? Sevmediğimiz şeylerdir değil mi? Korkularımızdır. Yağ asitlerinden oluşan kuyruk kısımlarını da hidrofobik diyoruz. Bu da suyu sevmeyen anlamına gelir. Diyeceksiniz burada temas eder su hidrofobik kısımla. Bu arkadaşlar birbirini çevreleyen yuvarlak bir şekilde. Yani şunu şöyle aşağı doğru katlandığını, şu şekilde yuvarlak oluşturduğunu düşünürseniz suyla temas etmediğini anlarsınız. Hidrofobik kısımda şu kuyruk kısımları oluşturur. Hidrofilik kısımlarda baş kısmını oluşturmaktadır. Fosfolipid tabakanın. Kolesterol, hayvan hücre zarlarının bileşeni olup zarın akışkanlığını artırırken esneklik ve dayanıklılığını da sağlamaktadır. Sinir hücrelerindeki miyelin kılıfı duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bu miyelin kılıfının yapısında da ne bulunur? Steroid yağlar bulunmaktadır. Bu durumda tabii ki olumlu bir etkisi vardır. Sinirsel iletimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Şurada hemen bir sinir hücremiz geldi gördüğünüz gibi. Bu sinir hücrelerinin şu kısımları steroid yapılı kısımlar. Bu da sinirsel iletimin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar. Yumurta sarısı, tavuk derisi, sakatat ile istakoz, karides gibi deniz kabuklularını fazla tüketmek kanda kolesterol seviyesini yükseltir. Bu durumda damar sertliği ve tıkanıklığına yol açmaktadır. Yani her şeyin fazlası zarar olduğu gibi steroidlerin de fazlası kesinlikle zarardır. Damarlarda sertleşme yapar, daralmaya sebep olur ve kanın akışını engeller. Resmimiz de hemen geldi.
Normalde ne olması gerekiyor? Damarın bütünlüğünün düzgün bir şekilde devam etmesi gerekirken, şurada oluşan kolesterol damarın aşağı doğru yani içe doğru daralmasını sağlamış. Alttan ve üstten damarı daraltmış. Normalde şurada eritrositlerin yani kırmızı kan hücrelerinin hızlı bir şekilde akışını sürdürmesi gerekirken burası daraldığı için ne yapıyor? Burada mesela birikme, tıkanma yapabiliyor, pıhtı atabiliyor. Onun dışında akış engelleniyor. Bunlar da nedir? Hep vücudumuz için zararlı oluşumlardır. Onun için yağ tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Son olarak arkadaşlar burada neyi görüyoruz? Bir hücre zarının bütün bir yapısını görüyoruz. Demin de bahsetmiştik şu çift tabakalı zardan. Şurada gördüğümüz kırmızı yapılar kolesterol yağ çeşitlerimiz. Hücre zarında bulunuyor demiştik arkadaşlar. Şurada gördüğünüz yapı arkadaşlar karbonhidrat. Hücre zarının yapısında bulunuyor. Ve şurada gördüğünüz de protein. Şu yapının tamamına ise glikoprotein adı veriliyor. Şurası bir bütün halinde glikoprotein. Tekrar edersek şurası karbonhidrat, şurası protein yapılı. İkisi birden glikoprotein. Zaten karbonhidratlar glikozdan oluşmaktadır. Burası da protein dersek glikoprotein. Aklınıza daha kolay kalması için söylüyorum. Şuraya bakalım arkadaşlar. Şurası da madde geçişinin sağlandığı por, yani açıklık demek. Şunlar da kanal proteinleri. Bunları ileriki derslerimizde hücre geçişinde söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu dersimiz de sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.